Merhabalar, ben doktor öğretim üyesi Ömer Dabanlı. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde mimarlık ve inşaat mühendisliği eğitimi aldım. Yine aynı üniversitede lisansüstü eğitiminde yapı mühendisliği alanında kültür varlıklarının koruma alanındaki bir konu üzerinde çalıştım. Ve ondan sonra da hem lisans eğitiminden aldığımız mimarlıktaki bilgiler hem de lisans üstündeki yaptığımız tez çalışmalarıyla kültür varlıkları koruma alanına ilgim daha da arttı. Daha sonra doktorayı da yine İstanbul Teknik Üniversitesi'nde restorasyon alanında tamamladım. Neredeyse 16 yıldır kültür varlıkları koruma restorasyon alanında masanın pek çok tarafında bulundum. Projeler hazırlanması safhasında, uygulamalarda, danışmanlıklarda. Dolayısıyla alanı epeyce inceleme, alandaki çalışmaları görme fırsatımız oldu. Tarihi yapıların restorasyonu, sağlamlaştırılması, geleneksel yapı malzemeleri, yapım teknikleri konularında araştırmalarımızı yoğunlaştırdık. Yine üniversite bünyesinde restorasyon konservasyon laboratuvarlarının araştırma merkezinin kurulması konusunda görev aldım ve kurucu müdürlüğünü yaptım. Şimdi de kültür varlıklarını koruma ve onarım bölümümüzde yeni bir heyecanla yeni bir başlangıç yapıyoruz. Sadece mimarlık mesleği değil, insan olarak yaşarken, hele bir de böyle kültür varlığı anlamında zengin bir coğrafyada yaşarken muhakkak kültür varlıklarıyla alakamız oluyor. Çünkü ülkemizde çok önemli büyük medeniyetler yaşamış bu coğrafyada ve çok da önemli tabii ki o medeniyetlerin izlerini taşıyan eserler günümüze ulaşmış. Belki bazen bunların içerisinde yaşıyoruz. Belki çalıştığımız alanlar kimi zaman böyle noktalara rastlıyor. Tabii ki bu geçmişten aldığımız zengin mirası korumak üzere bize aynı zamanda bu durum önemli de bir görev yüklüyor. Çünkü kültür varlıklarını gelecek nesillere de bizim özgün bir şekilde aktarmamız gerekiyor. Kültür varlıklarının özgün bir şekilde bilimsel yaklaşımlarla korunması konusu da son yıllarda özellikle daha çok önem kazanan bir konu haline geldi. Geri alınamaz, geri döndürülemez bir kaynak çünkü. Yanlış bir müdahale söz konusu olduğunda, herhangi bir şekilde kayıp söz konusu olduğunda bunları geri getirme imkanımız yok. Dolayısıyla bilimsel olarak profesyonel bir şekilde yaklaşmamız lazım kültür varlıklarının korunması konusuna. Bu açıdan hepimizi ilgilendiriyor. Özellikle tabii kültür varlıklarını koruma, restorasyon, onarım alanına merak duyanlar için ileride mesleğini, profesyonel hayatını bunun üzerine kurgulayacak insanlar için tabii ki lisans eğitiminden başlayarak belki eğitimde daha sonra yüksek kademeler de söz konusu olabilir ya da profesyonel hayat söz konusu olabilir. Lisans eğitimi tabii bu noktada çok önemli bir kademeyi oluşturuyor ve biz de bu bölümde özellikle de uygulamalı eğitimlerle kültür varlıklarının korunması ve onarılması konusunda bilimsel yaklaşımlarla, çağdaş yaklaşımlarla görev alacak profesyonelleri yetiştirmek istiyoruz. Uzun süredir bu alanda çalıştığımız için alandaki aslında pek çok eksikliği, belki zaman zaman hataları, problemleri de görme imkanımız oldu. Koruma alanında ne kadar iyi proje de üretirseniz üretin veya ne kadar iyi yaklaşımlarla konuyu ele alsanız da en sonunda aslında uygulama yapacak profesyonellerin bilgisi ve yeteneği kadar uygulamalar kaliteli olabiliyor. Dolayısıyla onarım konusunda bizzat çalışan insan kaynağının ki bunlar ağırlıklı olarak konservatör dediğimiz meslek grubudur. Onların tabii ki bilgi birikimi, tecrübesi, yetenekleri çok önemli hale geliyor. Bu açıdan biz bu eksikliği de gördüğümüz için uygulamalı bir eğitimi hedefledik açıkçası. Ve eğitimi aslında bir anlamda amaçlarımızdan birisi de sınıflara hapsedilmekten kurtarmak. Bu açıdan atölyelerde büyük oranda eğitimi yürütmeyi planladık ve atölyeleri kurguladık. Bu atölyelerde yürütülecek koruma atölyeleri, kagir, ahşap, taşınabilir, taşınmaz, pek çok kültür varlığını ele aldığımız mimari, arkeolojik, tabii ki sadece mimari değil, işin içerisine kütüphane, arşiv malzemeleri, müze objeleri vesaire pek çok konuda girebiliyor. Çok zengin ve kapsamlı bir alan, kültür varlıkları alanı. Bunların hepsini uygulamalı bir şekilde tecrübe edebileceği, bilgi alabileceği ve deneyimleyebileceği bizzat bir eğitim süreci planlıyoruz ve bunun için de atölyeleri çok önemsiyoruz. Kültür varlıkları koruma, restorasyon alanı sürekli genişleyen bir alan. Kapsamı, bu noktadaki uygulamalar, sektör sürekli genişliyor ve nitelikli insan kaynağına olan ihtiyaç da buna paralel olarak artış gösteriyor. Ama aynı oranda insan kaynağının yetişmediğini de bir taraftan görüyoruz. Burada eski geleneksel sanat ve zanaat erbabının insan kaynağı yetiştirme, usta-çırak ilişkilerinin tabii yok olmuş olmasının önemli bir payı var. Biz bu açıdan da konuyu ele alarak uygulamalı bir şekilde
Bu usta-çırak ilişkisinde mesleğin erbabından uygulamalı bir şekilde alınan dersler ve buradan kazanılan tecrübe ile beraber alanda bizzat uygulamalar yapabilecek kabiliyette, yetenekte konservatörler ve bu alanın uzmanlarını yetiştirmek istiyoruz. Dolayısıyla sürekli artan uygulamalar ve bir yandan da nitelikli insan kaynağındaki problemleri düşündüğümüzde mezunlarımızın iş bulma konusunda hiç zorluk çekmeyeceğini söyleyebiliriz. Mimari restorasyon konusunda, arkeolojik alanlarda, müzelerde, kütüphane ve arşivlerde, gerek kamu gerek özel sektörün yapmış olduğu uygulamalarda, kültür varlıkları konusunda geniş bir saha var. Bu sahalarda çalışacak profesyonelleri aslında sektör de büyük bir istekle ve büyük bir beklentiyle bünyesine katmak istiyor. Sürekli bu ihtiyacı da görüyoruz. Önemli olan burada bu sektöre gönül verebilecek ve gerçekten bu eğitimi dolu dolu geçirebilecek istekli öğrencileri bulmakta ki bunları da bulabileceğimize inanıyoruz. Nitelikli insan yetiştirmek istiyorsak sadece sonuca odaklanmak yeterli değil. Tabii ki sonuç da önemli. Muhakkak yaptığımız çalışmaların bir sonucu olacak ve bir netice almamız lazım. Ama süreçler de önemli. Eğitim kurgumuz aslında süreci kesinlikle es geçmeyen, hatta sürece de büyük bir önem atfeden, uygulamalı atölye eğitimlerini bu anlamda öne çıkaran bir yaklaşımla planlandı. Alanında önemli tecrübeleri olan tanınmış bir akademik kadromuz var. Öğrencilerimizi de aslında bu alana gerçekten gönül verebilecek ve kendisini bu alanın profesyonelleri olarak ileride konumlandırabilecek insanlar olarak görüyoruz ve belki ayaklarını bastıkları andan itibaren de bunu her an hissedebilecekleri bir planlama içerisindeyiz. Kültür varlıkları alanına, koruma, restorasyon alanına gönül vermiş, kendisini de mezun olduktan sonra bu alanda çalışabilecek bir noktada gören herkesi bekliyoruz.